Genç adam oku diyorlar. Siz daha iyi okursunuz. Beklenti bu ya. Beklerken bile insan iyi şeyler beklemeli. Ben size salıklıyorum. Ben hayatımda hep iyi şeyler bekledim. Hep sizleri görmeyi bekledim. Karşımda hıçkırıklarında boğulan gençler bekledim. İslam davasına gönül vermiş kişi olacak gençleri bekledim. Beklentim bu olduğu için. Nazmımda da, neslimde de hep beklentilerimi ifade ettim. Beni mazur görün, ütopik görebilirsiniz. Ama bunlar benim beklentilerim. Genç adam, düşün bir dert ki asırlık, hem kaç asırlık, sarmış cemiyeti onulmaz pek çok hastalık, milletin her yanı ayrı bir illetle malul, beyinler sarsık, kalpler baygın, davası meçhul. Bunun içimin inilti dolduğu, dolup taştığı bir döneme ait olduğunu hatırlatmak isterim biraz. Yani sizin yokluğunuzda inkisarla kalkarken, doğrulurken, hicranla iki büklüm olurken yazılmış bir manzum olduğunu hatırlatmak isterim. Meydanlar inliyor gayesiz kalabalıklar ve insanlar tıpkı akvaryumdaki balıklar. Şaşkınlıkla gidip kah sağa toz, kah sola toz, böyle bir topluluk içinde idraka paydoz. Bunca fezaiyle cemiyet yaşar mı heyhat? Göz görmez, kulak sağır, kapkaranlık hissiyat. Şehirler çirkep oldu, sokaklar zift kanalı, gençler terazat, her şey hürriyet payandalı. Haya yırtılıp gitmiş, iffet ayak altında, yanan som altın, aldatma sultanlık tahtında. Kurt gövdenin içinde yapraklar bir bir solmuş. Milli ruh derbeder ve millet daidar olmuş. Genç adam, genç adam, bu badirenin bahadırı sensin. Yıllardır hayallerde, düşlerde beklenensin. Doğrul, kendine gel, bak tan yeri ağrıyor. Bu ışıklar karanlık ordusunu boğuyor. Hiç durma, koş, tulumban elinde dört bir yana. Göğüste alevleri, bu bir vazife sana. Yırtılsın bütün zulmetler, belli olsun ak yol. Gel İslam emanetinin dönmez davacısı ol. Sensin asırlardan beri beklenen kahraman. Gel ki artık dizlerimde kalmadı derman.